Arkadaşların tamamı belli bir noktada toplanıp buradaki hem okuma personel giderlerinden bir şekilde istifade edilmiş olacak, hem de akıllı su sayaçla kaçakların da önüne geçilmiş olacak. Yani Bandırma Belediyesi okuma ile ilgili personeli ayırmış olduğu bir takım şeyleri istifade ettirerek oradan ekonomi kazanarak bunu gündeme getirecek ve mutlaka buradaki kaçaklar da bir şekilde yerine gelip gelirimizi arttırma yoluna gideceğiz. Bir marina projemiz var. Marina projesi biliyorsunuz Recep Eraydın döneminde yapılmış, hayata geçirilememiş ya da birileri tarafından köşte konmuş, ne derseniz deyin. Bunu da ben çok iyi biliyorum ama bu hikayeyi anlatmak istemiyorum. Recep Eraydın arkadaşım 5 sene evvel bunu gündeme getirmek istedi, gerekeni yapmak istedi ancak olmadı. Fakat marina projemizle ilgilenen yüksek düzeyde yatırımcılarımız var. Hem de Türkiye'de yerli yatırımcılarımız var. Marina mutlaka olacak. Marina'nın olması demek bizim Bandırma'daki sahil bandımızın Livatya'ya kadar uzanması demek. Livatya'ya kadar, Livatya bölgesinde oluşacak bir takım alanların, yeşil alanların ve güzel alanların hayata geçirilerek sosyal aktivitenin daha da büyütülmesi ve marina projesiyle o bölgede ekonominin kazandırılması. Çünkü marinacılık sadece yatların bağlanması ya da güvenliğin orada sağlanması anlamına gelmiyor. Oradaki ekonominin, oradan sağlanacak bir takım iaşelerin, giderlerin, çalışacak personelin de orada istihdam edilmesi anlamına geliyor. Onun için marina projesi hayata geçirilmesi için gereken atılımlar, gereken kişilerle yapılacak. Hatta o bölgede yapılacak olan, Allah kısmet eder inşallah bize, ben çünkü Livatya'da denize giren bir insanım. Ailemle beraber çocukluğumda denize girmiş bir kişiyim. Son derece sakin, son derece de süper bir yeri olan bir bölgemizdi. Çok da güzeldi. Bir arkadaşımla dün akşam oraya gezdik. Alkol almaya gitmedik yani. Bir şekilde gezmeye gittik, o bölgeye gittik. Alkol alındığı, pecmurde insanların dolaştığı, kaçamak yerlerin olduğu, karanlık, çok kötü bir yer. Mutlaka burası halkın içinde gezinildiği, halkla beraber hareket edilen çok güzel bir alan olacak. Bu alanda da etkinlik olarak eğer düşünebilirsek bir atakule misali o kayalıkların üzerine bir deniz seyir yeri gibi, Bandırma'yı seyir yeri gibi bir şey inşa etmek istiyoruz. Burada restoranların olduğu, gezinti alanlarının olmuş olduğu mutlaka bir şey inşa etmek istiyoruz. Ve o alan marinasıyla, sahil projesiyle, sahil yoluyla ve Livatya bölgesinin ağaçlandırma ve yapılandırmasıyla çok nezih bir kent haline getireceğiz. Çünkü orada biliyorsunuz Levent mahallemizin çok büyük bir nüfusu var. Levent mahallemizin ve onun üstündeki yeni yapılacak Dut Limanı'na kadar olan yapılaşmanın önünü açmak, oranın kıymetini fazlalaştırmak, o kıymete muktedir bir takım kişilerin oradaki arsalarına değer katmak, oradaki insanlarla beraber oranın ayrı bir toplumunu, ayrı bir kültürünü yaratmak o bölgeye bize boynumuza borç olacak. Herkesin sahilde toplandığı, limanda gezindiği bir kent olmasını istemiyorum. Dar alanda gezinilen bir yer olmasını istemiyorum. Mutlak surette geniş alanların, kültür parklarıyla olan bir alanların olmasını istiyorum. Yani burada Bandırmamızın çok daha farklı şeyleri de önüne getireceğim sizin ama sosyal aktivitelerde çok sıkıntılarımız var. Ondan sonra yok gece önüme trenci geçti, sarhoşlar kesti, oradan geçemiyoruz, barlar sokağı mı oldu, sevgililer yolu şöyle oldu. Bu tür olaylar aktivitelerin azlığından, insanların gidecek yerlerinin olmadığından ve kişilerin kendilerini kanıtlayabilmek için bir şekilde kendinden geçmeden tutun da her türlü hırsızlık, pislik, her türlü şeye galip olduğu bir bölgeden kalmak istemiyorum. Bu bölge bizim sadece yürüyüş alanlarımız olsun. Ama aktivite alanları farklı olmuş olacak. Biraz bu konuda fazla durdum. Şehirde yapılacak yeni otoparklar ve yeni yer tespitleri için mutlak yerler ayarlanacak. Mutlaka yerler alınacak. Yani bu işin başka bir yolu yok. Otoparkları görüyorsunuz. Ben kendi dükkanıma sahip çıkamıyorum. Buna sahip çıkmanın yolu sadece otoparkları kiraya vermekle alakalı değil. Ben kendi dükkanıma şu anda 200 lira para veriyorum. Bir tek araç için.
mahalle aralarındaki otoparklar kaldırılacak. Kesinlikle. Hiç kimse mahalle arasında rant olsun diye otoparkları kabul ediler bir şekilde değil. Ben halkın izlemini söylüyorum, kendi izlenimini söylemiyorum. Zaten bu işleri de çözersek halkla çözeceğiz. Eğer halkın ağzından en ufak şikayetler ortaya çıkıyorsa bu halka öyle bir yayılıyor ki, o kadar büyük bir yaygınlık içerisine giriyor ki, ondan sonra sizin tepenize balyoz gibi iniyor. O yüzden bu konuda mahalle aralarında otoparklar kaldırılacak. Mahalle aralarındaki otoparkların dışında belki büyük ana caddelerde kalmak zorunda kalabilir. Ama katlı otoparktan tutun da farklı yerlerde otoparkların mutlaka gündeme getirilmesi olacak. Mutlaka olacak. Başka türlü Bandırma trafiğini kilitleme noktasına geliyoruz. İhsaniye bölgesi dediğimiz cumartesi pazarımızın yukarılarda o bölgelerde, ki bunların yerlerini de biliyorum ama aday adaylığı sürecinde sizinle paylaşacağım noktalar belki çok kaba kalabilir. Bir aday gibi konuşma durumuna da girmek istemiyorum. Ancak bunlar gerçekler. Yani bunun benimle alakası yok. Bu herhangi bir aday da gelmiş olsa bunlara mutlaka eğilmek zorunda. Bu bir tespittir. Ben halkın içerisinde olduğum için, herhangi bir avam kamerasında oturan bir insan da değilim. Halkın içinde olduğum için ben bunların hepsini biliyorum. Kendim yaşıyorum. Kardeşim yaşıyor, arkadaşlarım yaşıyor. Ahmet abi yaşıyor, herkes yaşıyor bu. Görüyoruz bunların ne olduğunu. İhsaniye Mahallesi tarafında ve Paşa Konak Paşa Kent Mahallesi bölgesinde mutlak surette bir pazar yerleri kurulacak. Paşa Konak ve Paşa Kent Mahallesi'ndeki pazar yerlerinde küçük bir alan bırakılmış belediye tarafından zamanında. Ama burada bir bölgeyi daha da büyüterek Paşa Kent ve Paşa Konak Mahallesi'nde cumartesi pazarını andıran belki bir pazar pazarı olabilir. Böyle bir pazar yeri kurulacak. Hem o bölgeye daha da fazla bir bilgilendirmek, daha iyi ayağına hizmet şeyi getirmek için kullanıyoruz. Çünkü burada pazarcı esnafı, özellikle yaş sebze ve meyve esnafı bu işe hazır. Bizimle el ele tutuşmaya da hazır, her şeye hazır. Onların da isteklerini söylüyorum bu arada. Kendi isteklerimi söylerken onların da isteklerini söylemeye çalışıyorum. Ve mutlak surette bu bölgelerde bir pazar yeri, modern bir pazar yeri. Biz gönen kadar olamadık çünkü. Modern bir pazar yeri yapılacak. Cin Çukuru ve Hal binası birlikte proje edilendirilecek. Cin Çukuru bölgesinde görüyorsunuz ki top sahasının etrafına taş ya da demir merdiven, merdiven bilmem yeşillendirme, fidanlama, böyle bir şeye gerek yok. Bir belediye makyajla bir yere kadar gidebilir. Olmaz. Taşın altına elinizi sokacaksınız. Ben diyorum ki Cin Çukuru, rahmetli Mustafa Gönenlioğlu diyordu ki hiçbir şey yapmayacağız oraya. Hiçbir şey yapmamaz mümkün değil. Orası Bandırma'nın akciğeri diyorduk. Kimseye yaptırtmayız. Evet, Bandırma'nın akciğeri. Bandırma'nın kalbi. Yıllarca beraber top maç seyrettik. Bandırma spor maçlarını seyrettik. Kömür sahalı maçları seyrettik. Sonra toprak sahaları seyrettik. Ama buranın da bir otopark olarak tam Bandırma'nın akciğerinde olmasını da hazmedemiyorum işin açıkçası. Buraya, bu bölgeye hizmet etmek isteyen, bu bölgeyi bizim arzumuz şeklinde, tabii ki onların da kendi rantıyla, karlılığıyla, mutlaka verimliliğiyle hareket edilecek. Ama bizim arzumuz şeklinde bir proje geliştirmeyi düşünüyoruz. Bu projede hal esnafı, halin mutlaka yıkılmasına değineceğim biraz sonra. Hal esnafı öncelik kazanacak hak sahibi olanlara bu bölgede mutlaka dükkanlar olacak. Yani Bandırma'mızın içerisinde mutlak surette, özellikle mutlak surette esnafımızın nefes aldığı, daha modern tesislerin olduğu, daha modern bir şekilde kendini lanse edebileceği, yolların biraz daha genişlediği bir alan haline getirmek istiyoruz. Hal binası mutlaka yıkılacak. Ancak bu hal binasının yıkılması demek, o bölgenin sadece bir yol haline getirilmesi demek değil. Kaşif Acar Caddesi'nin hastaneye doğru olanın yerinde biliyorsunuz orada bir yol kotu var. Bu kotla hal binasının olduğu bu bölgeyi tamamıyla düz yapacağız. Üzerinde insanlar gezecek. Ancak buna yeraltı çarşısı mı dersiniz, ne dersiniz bilmiyorum. Altı mutlaka cami olacak. O bölgenin o bir kaçak akım rölesi olmuş olacak. O bölgenin insanını o cami, o yeraltı çarşısında olacak. Ve altında da dükkanlar olacak. Bu dükkanlar üzerinde de insanların gezinip yaptığı büyük bir geniş alan olmuş olacak. Oturduğu, dinlendiği, bir şekilde belki küçük bir çay ocaklarının, bir